Birkaç ay oldu açıkçası. Yaklaşık 6-7 ay önce Eymen Beyler Müzeli'nin kurucusu birlikte bir teklif için bizim ofisimize buyurdular. Dediler ki bir kapsül koleksiyon yapsak nasıl olur sizin isminizle. Müzel de çok güzel bir çıkış yaptı. Güzel koleksiyonları var. Ben dedim ki ilk başta ben aradığınız isim değilim. Yani şu an mütevazilik yapıyor adamlar. Yok gerçekten yok, doğruyu söyleyeceğim. Aradığınız isim değilim çünkü dedim yani farklı bir yaşam tarzını benimsedim. Yani nasıl olacak? İslam'la modayı zaten yan yana koyabilen bir insan değilim. Yaşayış ve anlayış olarak. Bunu kabul eden bir zihniyetim yok. Ama Mizel dedi ki biz dedi her zaman nasıl istiyorsanız biz de aynı görüşteyiz. Size yardımcı olacağız. Elimizden geleni yapacağız dediler. Beni rahatlatmak için her şeyi yaptılar bu zamana kadar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü yani bakış açımda çok daha farklı. Modayla dediğim gibi bir arada koyamayacağım bir durum var yaşayış olarak. Ama onun dışında tabii ki bizim de giyinmemiz gerekiyor, örtünmemiz gerekiyor. Nasıl yapabiliriz dedik, ne olabilir? Çok uzun süre toplantılar yaptık. Yapabileceğim kadarını söyledim. Onlar da çok hoşlarına gitti. Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de, kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım. Ama çok da gösterişli olmayan, sade, keyifli kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Böyle. İnşallah kullanıcılarımız, müşteriler de beğenirler kıyafetlerimizi. Peki tasarımları seçerken siz en çok neye dikkat ettiniz? Beni istiyorsanız bu tasarımları ben yapacaksam dedim. Bunun benim yaşayışıma uygun olması gerekiyor. En önemli dikkat ettiğimiz nokta buydu. Harfiyen duyduk. Elimizden gelen çok çaba sarf ettik. Bu çok ince bir çalışma gerektiriyordu. Birçok kez üzerinde oynamalar yapıldı. Ama renkte şöyle diyeyim. Mizel tabii beni tanıdığı için, yaptığım faaliyetleri de bildiğim için Afrika temasını biraz kullanalım dedi. Konsept olarak Afrika'yı baz aldık aslına bakarsanız. Aslında tam değil. Yaz kreasyonu çıkacaktı. Orada biraz daha fazla vardı. Burayı araya koymaya çalıştık. Fotoğraf paylaşıyorum ya. Sanılıyor ki hep dışarıdayım. Ama aslında çok büyük bir bölüm buradayım. Burada da Türkiye'de de dernek. Yani sabah okula bırak. Derneğe git, dernekten okuldan al, eve dönden başka hiçbir yaşantım yok. O yüzden aslında çok güzel gidiyor. Benimle zaman zaman katıldığı da oldu. Olaylara çok hakim. Paketlemeleri birlikte yaptığımız oldu. Dernek çalışmalarını, derneğin içinde zaten çalışan arkadaşlar arası çok iyi. Onlarla birlikte çalışmalara katılıyor. Yurt içi organizasyonlarına birlikte gittiğimiz oldu. Bazı evleri birlikte gezdik. Bunları bilmemeniz çok normal. Aslında bilmediğiniz çok şey var. Natanda bunun içine yetişiyor yani. İnşallah, inşallah öyle olması için elimizden geleni yapıyoruz. Geldi. Neler hissetti o anlamda? Çok küçüktü ilk gittiğinde. Tabii şaşırdı. Sıcacık bir ortam. Böyle bakıyor köylerde falan. Böyle hep fotoğraflarına baktım. Hep şaşkın, çok şaşkın ifadeleri var yani. Oradaki çocuklar oynamayı çok seviyor. Eğlenmeyi çok seviyor. Bizim de kurum olarak da çok bundan hoşlanıyoruz. Vakit geçirelim, bir amacımız olsun, bir şeyler aynı zamanda temas edelim o küçük canlara diye. Çok da fazla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Onlar da inanılmaz derecede mutlu oluyorlar ve ufukları genişliyor. Dışarıda bir dünya varmış diyorlar çünkü çok kapalı yaşıyorlar. Dışarıda bir hayat var, bir dünya var, bunu diyebiliyorlar. Durum bu. Peki Türkiye'de yardım faaliyetinde bulunmadığınızı zannediyorlar. Biz bunun için çok fazla eleştiriye maruz kaldınız. Yok, bununla yok. İlgili neler söylemek istersiniz? Sıkıntı yok. Türkiye'de de faaliyetlerimiz var. Dediğim gibi hatta bütün Eylül'ü yurt içindeki burslu kardeşlerimiz için burs organizasyonlarıyla geçirdik. Kırtasiye kampanyalarıyla da biz devam ediyoruz.